Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Mart 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, öncelikle Mart ayının konu başlıklarına kısaca bir göz atalım. 7 Mart'ta Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek ve hemen ertesi gün, aynı gün 7 Mart'ta Satürn burç değiştiriyor. Kova'dan ayrılıp Balık Burcu'na geçecek. 16 Mart'ta Venüs Boğa Burcu'nda ilerlemeye başlıyor. 21 Mart'ta Koç burcunda yeni ay doğacak. 23 Mart'ta Plüto Kova burcuna geçecek. 25 Mart'ta ise Mars Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak. Oldukça önemli hareketlerin olduğu güçlü bir ay, Mart ayı. Şimdi detaylara bakalım. Güneş ayın 20'sine kadar Balık burcunda ilerleyecek ve hemen 2 Mart itibariyle Merkür de Balık burcuna geçecek. 20 Mart'a kadar olan süreç içerisinde sevgili koçlar, enerjiniz biraz daha içe dönük olabilir. Biraz daha duygusal anlamda daha hassas, daha kırılgan hissedebilirsiniz kendinizi. Ruhsal ve bedensel sağlık, şifa konuları, terapiler, yardımlaşma temaları sizin için önemli. Merkür burada sezgilerinizi güçlendirecek, ilham akışınızı arttıracak. Dolayısıyla kişisel anlamda yaratıcı her türlü faaliyette, sanatsal uygulamalarda kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. Ancak biraz içe dönük, biraz böyle izole olmak, yalnız kalmak isteğinde de olabilirsiniz. Mart ayının özellikle ilk yarısı içerisinde 7 Mart'ta 16 derece Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 6. evinizde bazı farkındalıklar, buralarda önemli dönüşümler getirebilir. 6. ev günlük yaşamınız, alışkanlıklarınız, düzeniniz, iş ve çalışma konuları, hizmetle ilgili alanlar, sağlığınızla ilgili temalara işaret ediyor. Ve dolunaylar bir tamamlanmadır, bir bitiştir, bir şeyi anlama, işte bir şeylerin meydana çıkması, sonuç vermesi anlamına gelir. Sağlığınızla ilgili bir konu gündeminizde olabilir veya günlük hayatınızı düzenlemek, işte sağlık sorunlarınız varsa bunları iyileştirmek için çözüm yolları aramak veya yaşam kalitenizi arttırmak adına bir diyete başlamak, işte beslenme programınızda bir değişiklik, alışkanlıklarınızın şöyle bir düzenlenmesi, tüm bunları bu dolunay kapsamında gündeme alabilirsiniz. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, Başak, Balık, İkizler, Yay burçlarının 16 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunay sizin için çok daha önemli olabilir. Hizmet aldığınız kişilerle de ilgili olabilir. Yanınızda çalışan kişiler, evde hizmet aldığınız kişiler, buradaki bir amacınıza ulaşmanız veya buradaki süregelen bir düzenin değişmesi, bunlarla ilgili konularınız olabilir. Evcil hayvanlarınız ve onların bakımları da yine bu dolunayda sizin için önemli olabilir. Ayın 20'sine kadar olan 2 haftalık süreç dolunayı takip eden dolunay tesirleriyle daha fazla gündemimiz şekillenecek sevgili koçlar. Ve yine 7 Mart'ta dolunayın hemen arkasından Satürn Kova burcundaki yolculuğunu artık tamamlayıp Balık burcundaki transitine başlayacak. Uzun süreli bir etkidir. Hem kişisel hem kolektif alanda önemli tesirlerini göreceğiz. Sadece bu ayla sınırlı değil. 13 Şubat 2026'ya kadar Satürn Balık burcunda olacak. Dolayısıyla hani bu videoda buna o kadar değinmek istemiyorum. Sadece aylık bir video olduğu için Satürn'ün Balık burcundaki seyrini anlattığım videoyu Demet Bağtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Orada daha detaylı hem genel bilgilere hem de burcunuzu nasıl etkilediğine dair detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Evet, ayın 16'sında Venüs Boğa burcuna geçecek. Venüs para evinize geliyor ki burada kendi yönetici olduğu burçta Boğa'da olacak. Ayın 16'sından itibaren parasal kazançlarınızda rahatlama bekleyebilirsiniz sevgili koçlar. Gelirlerinizin artması, size ait bazı değerlerinizin bir şekilde daha fazla güçlenmesi, mal varlıklarınızı değerlenmesi, kendinizi maddi manevi güvende hissedebileceğiniz koşullar Venüs'ün 16'sından sonra para evinizde ilerlemesiyle beraber sizin için daha avantajlı bir pozisyona gelmeye başlayacak. 19'unda Merkür Koç burcuna geçiyor ve 20'sinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Mart'tan itibaren doğan
Tüm koç burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Hem Merkür'ün hem Güneş'in burcunuza geçmesiyle beraber 20 Mart'tan itibaren enerjiniz artmaya başlayacak. Özgüveniniz biraz daha güçlenmeye başlayacak. Zihinsel anlamda da daha hareketli, daha dışa dönük olabilirsiniz. Ve 21 Mart'ta burcunuzda 0 derece koç burcunda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay hayatımızda yeni heyecanlar, yeni girişimler, yeni bir şeyleri hayatımıza katmak, başlangıçlar yapmak için cesaretimizi arttıracak, bizi motive edecek bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz 0 derece ve yakınlarındaysa, yani doğum gününüz 20, 21, 22, 23 Mart olabilir. Sizin için çok önemli bir yeni ay. Yükselen burcunuzda 0 ile 5 derece arasıysa yine bu yeni ayın sizin için çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Kişisel doğum haritalarınızda öncü burçların 0 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa yine yeni ay sizin için çok daha fazla yenilik, hayatınıza yeni başlangıçlar getirebilir. 0 derece olduğu için bir şeye sıfırdan başlamak, yeni kararlar, yeni fikirler, yeni teklifler, yeni adımlar, yeni bir düzen kurmak. Tüm buralarda önemli açılımlar getirebilecek bir yeni ay. Unutmayın, 20 Nisan'da yine Koç burcunda bir yeni ay var. Koç burcunda iki tane yeni ay olacak bu yıl. Özel bir dönem sizin için. Ve ayrıca 20 Nisan'daki yeni ay aynı zamanda bir Güneş tutulması olacak. Bu yüzden çok önemli. Sizin için yaşamınızda gerçekten yeni başlangıçlar getirebilecek uzun vadeli yapılandırmalar içerisinde olabileceğiniz bir dönemi de işaret ediyor. İşte bu 21 Mart'taki yeni ay bu yenilikler için sizi son derece cesaretlendirecek. İşte yeni bir eğitime başlamak olabilir, yeni bir yere taşınmak olabilir. İlişkileriniz, işbirlikleriniz, işiniz, kariyerinizle ilgili atacağınız adımlar olabilir. İmaj değişimleri olabilir. Tüm bunları bu yeni ay enerjisiyle hayatınıza daha güçlü bir şekilde getirebilirsiniz. 23 Mart'tan itibaren bu sefer yine çok önemli ve güçlü olan kolektif bir gezegen olan Plüto uzun süreli Oğlak burcundaki yolculuğunu bitirip Kova burcuna şöyle bir merhaba diyecek. Bu da şimdi çok uzun vadeli bir tesir. O yüzden yine bu konudan çok bahsetmek istemiyorum. Plüto'nun Kova burcundaki seyriyle de ilgili yine detaylı bir video hazırlayacağım. Demet Bağtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. 11 Haziran'a kadar Plüto Kova burcunun 0 derecesinde olacak. Daha sonra tekrar Oğlak burcuna geri dönecek. Ama bu geçiş tabii ki 11 Haziran'a kadar önümüzdeki 20 yıllık. Çünkü 2044'e kadar Plüto Kova burcunda olacak. 20 yıllık süreçte hayatımıza neler getirebileceği konusunda bazı ön işaretler verebilir. Kolektif bir gezegendir. Bunu çok da kişiselleştirmeden aslında tüm dünyada olup bitenleri izleyerek, takip ederek anlamaya çalışmakta fayda var. Evet, ve ayın 25'inde gezegeniniz Mars, biliyorsunuz uzun süredir, 7 aydır İkizler burcundaydı. Retroda yaptığı için bu dönemde uzun süre burada kaldı. Artık Mars İkizler burcundan ayrılacak. Yengeç burcuna geçecek 25 Mart'tan itibaren. Bu sizin için önemli bir enerji değişimi. Bu süreçte özellikle 25 Mart'tan itibaren biraz da özel yaşamınıza, ailevi konulara, ev yuva temalarına enerjinizi daha fazla yönlendirebilirsiniz. Mesela evle ilgili bir taşınma işiniz olabilir, evlenmek, yuva kurmak gibi temalar olabilir hayatınızda, aile üyeleri ve ebeveynlerle ilgili konular olabilir. Buralarda Mars sizi motive edecek, mücadele gücünüzü arttıracak ve daha fazla enerjinizi bu alanlara yönlendirmeye başlayacaksınız sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.